İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Büyük Ermeni şairin Kars'taki evini yıktılar. Paşinyan ve Ayetullah Hamaney, Artsakh Karabağ sorununun barışçıl çözümüne yana olduklarını belirttiler. Bako Sahakyan ve Artur Vanetsyan, Artsakh-Azeri sınırında denetlemede bulundular. Amerika, Suriye'nin kuzey bölgelerine askeri silah ve mühimmat yığıyor. Kadınlar DAEŞ'in elinden kurtarılıyor. Mısır, Türkiye'nin eleştirisine cevap verdi. Hollandalı Ermeniler, Lahey'de Artsakh'ta barışın inşası yürüyüşü ve Sumgayit katliamının yıl dönümü için gösteri düzenledi. Batı Ermenistan'ın Kars şehrinde ünlü Ermeni şair Yeşe Çarents'in evi sayılan binanın yıkıldığı duyumu alındı. Her sene Kars'ı ziyaret eden binlerce Ermeni turist, mutlaka Kars Kalesi'nin altında demir köprünün bitişinde bulunan bu evi ziyaret edip, büyük Ermeni şairin hatırası önünde saygıyla eğiliyordu. Yeşe Çarents yazdığı bir şiirde bu evden de bahsediyor. Şiirin o satırları şöyle: Kars'ta nehir kenarında taştan yapılan evimi terk edip şimdi yabancı şehirlerin sokaklarından geçiyorum. Kars hasreti büyük Ermeni şair Yeşe Çarents'i hayatı boyunca takip etti ve bu hasreti eserlerinde de yansıttı. Başbakan Nikol Paşinyan, İran'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde İran devriminin dini lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney tarafından kabul edildi. Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan Armen Press'e yapılan açıklamada, Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı'nı ziyareti nedeniyle kutladı ve Nikol Paşinyan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani arasındaki görüşmenin sonuçları hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtti. Ayetullah Ali Hamaney, Ermeni-İran çok yönlü işbirliğinin gelişmesi ve bu doğrultuda öngörülen adımlara olan desteğini ifade etti. O, Ermeni-İran ekonomik işbirliğinin genişlemesine ve teşvikine özel önem verdi. Nikol Paşinyan, kabul için teşekkürlerini sundu ve Ermenistan'ın dost İran'la olan ilişkilerin sürekli gelişmesi ve genişlemesine kendisinin olan ilgisini vurguladı. Görüşme sırasında muhataplar bölgenin değişik sorunlarına da değindiler. Nikol Paşinyan ve Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, Dağlık Karabağ çatışmasının kapsamlı ve kalıcı bir çözümünün ancak barışçıl yollardan mümkün olduğuna hemfikir olduklarını dile getirdiler. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Sahakyan, Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Servis Müdürü Artur Vanetsyan'la birlikte 27 Şubat'ta Artsakh-Azeri sınırının güney kısmını ziyaret ederek askerlerin durumunu yerinde denetlediler. Ardından Cumhurbaşkanı ordu yapılanmasıyla ilgili bir dizi sorunları ele alan bir danışma toplantısı gerçekleştirdi ve ele alınan konuların doğru bir şekilde çözülmesi için ilgili kurumların başkanlarına somut talimatlar verdi. ABD bir yandan birliklerini Suriye'nin kuzeydoğu sınırından çekmek istediğini söylerken diğer yandan silah ve mühimmat yüklü kamyonlar bölgeye girmeye devam ediyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ile Batı yanlısı muhalif medya, Amerikan silah ve mühimmatıyla dolu 200 kamyonluk konvoydan bahsediyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre sözde İslam Devleti'ne karşı yöneltilmiş uluslararası koalisyonun 200 kamyonu dün Suriye'nin kuzeyinde yer alan Halep'in kuzeydoğusundaki Ayn al-Arab havaalanına ulaştı. Askeri mühimmat Suriye ordusuna ve onun müttefiklerine karşı silahı bırakmayıp mücadeleye devam eden El-Kaide terörist grupları içindi. Fransa Devlet Başkanı 25 Şubat'ta Irak Cumhurbaşkanı ile ortak gerçekleştirdiği briefing sırasında Fransız kuvvetlerinin kendi yerlerinde kalmasını talep ederek Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğusundaki işlerini Amerikalılar yerine sürdürmelerini talep eden ABD Başkanı'nın kararına değindi. ABD ve Batı'dan istifade ederek ayrıca Türkiye'den destek alan El-Kaide terörist grupları Suriye ordusuna ve onun müttefiklerine karşı saldırılara başladı. Suriye Hava Kuvvetleri İdlib doğrultusunda birkaç hava saldırısında bulundu. Al-Masdar News'in Suriye ordusundaki kaynağı, hava saldırılarının dün gece Doğu İdlib'deki Hayat Tahrir Eş-Şam'ın füze saldırısına cevap olarak yapıldığını bildirdi. Ancak bu tür saldırılar Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'dan doğrudan destek alınmadan gerçekleştirilemez. Birçok analiste göre askeri eylemler büyük çaplı bir savaşa yol açabilir.
Demokratik Suriye güçlerinin Derzor'da dar alanda sıkışan IŞİD-DAEŞ'e karşı gerçekleştirdiği operasyonlar devam ediyor. Demokratik Suriye güçlerinin önceliği IŞİD-DAEŞ'in kalkan olarak kullandığı sivilleri kurtarmak. Son 4 günde kurtarılan sivillerin sayısı 10 bine yaklaşırken yine temkinli yürütülen operasyonlarda yüzlerce DAEŞ'li ele geçirildi ve bir o kadar da teslim oldu. Derzor'un Hecin beldesine bağlı Bahoz köyüne sıkıştırılan DAEŞ, Suriye sahasındaki son saatlerini yaşıyor. Cizre fırtınası adıyla yürütülen operasyonlarda neredeyse her gün siviller kurtarılıyor. DAEŞ'liler arasında yaralı olanlar da var. Teslim olan ve ele geçirilen DAEŞ'liler Fransa, İngiltere, Almanya, Sırbistan, Suudi Arabistan, Irak, Danimarka, Slovenya, Hollanda, Kazakistan başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinin kimliklerini taşıyor. DAEŞ'in yenilgisi ise yine onların ağzından dökülen kelimeler arasında yer alıyor. Mısır, Türkiye'nin Kahire'deki Avrupa Birliği ve Arap Birliği zirvesi konusundaki eleştirilerine cevap verdi. Ajans France Presse'in bildirdiğine göre Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Müslüman Kardeşler Örgütü ile işbirliğinde bulunmakla suçladı. Mısır Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Erdoğan'ın açıklamaları nefret hakkındaki suça tanıklık ediyor ve Türkiye'nin Müslüman kardeşlere verdiği sürekli destek hakkında konuşuyor dedi. O, Türkiye'de insan hakları ihlallerine vurguda bulunarak Erdoğan'ı ikiyüzlülükle suçladı. Dün Erdoğan, geçen haftanın tatil günlerinde Mısır'da düzenlenen Arap Birliği ile ortak bir zirvede yer almak için Avrupa Birliği'ni samimi olmamakla suçlamıştı. Hollanda'daki Ermeni cemaati temsilcileri Lahey'de Artsakh Karabağ'da barışın sağlanması uğruna sloganıyla yürüyüş yaparak Azerbaycan'ın Hollanda'daki elçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi. 27 Şubat'ta düzenlenen protestoya katılanlar Azerbaycan iktidarından 1988 yılında Sumgayit'te ve Azerbaycan'ın diğer şehirlerinde yaşanan katliamları tanımayı, Ermeni halkına karşı gerçekleştirilen cinayetlerin sorumlularının cezalandırılmasını ve Artsakh'a yönelik askeri tehditlerden vazgeçilmesini talep ettiler. Hollanda'daki Ermeni cemaati kuruluşlarının temsilcileri Hollanda Dışişleri Bakanı Stefan Blok'a mesaj göndererek dikkatini Artsakh Karabağ meselesi üzerine odaklamaya ve barış çözümü için çaba sarf etmeye çağırdılar. Mesajda 31 yıl önce 27-29 Şubat tarihlerinde Sovyet Azerbaycanı'nın Sumgayit kentinde Azerbaycan makamları devlet düzeyinde Bakü, Kirovabad ve başka bölgelerde Ermenilere karşı soykırım uyguladı ve Ermenilerin sınır dışı edilmesini örgütledi. Amaç Artsakh Kurtuluş Mücadelesi'nin engellenmesiydi. Azerbaycan'ın amacı bugün de değişmedi ifadeleri kullanıldı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sareri Hovin Mernem adlı eseri sunuyoruz. Tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.